İyi akşamlar herkese. Evet, Hamza Akdeniz sözüyle, sazıyla, yüreğiyle, o beyefendiliğiyle buralara kadar geldi, teşrif etti, lütuf buyurdu, kerem buyurdu. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, safa geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok mahcup olurum bu kadar iltifat karşısında açıkçası. Estağfurullah. İltifata tabii ki takdire değersiniz. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Bize katıldığı Şiir Renginde programına gerçekten bir ahenkle geldi, sazıyla geldi. Biraz şiirlere mola vereceğiz ve onun o güzel yorumlarına, eserlerine tabii ki yer ayıracağız. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrı. Çaldın aman 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 gülün narını, gülün narını, gül alıp satmanın aman 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 ey zamanı değil zamanı. Kaç seneden beri saz çalıyorsun? Saz 2003-4 civarları olabilir. Evet. 3-4 civarlarında başlamıştım. İşte Fransa'ya gelmemizin 2-3 senesinden sonra gurbet hayatı bize bağlamaya yöneldi diyebiliriz. Yani iyi tarafı evet, diye bakıyorum olaya. Ama aynı zamanda Hamza Akdeniz gitar da çalıyor. Birkaç tane böyle enstrüman icra etmeye çalışıyorum. Öyle diyelim. Bence icra ediyorsun da. Teşekkür ederim. Neyi üflüyorsun? Ney? Yaklaşık 2001'den beri üflemeye çalışıyorum. Evet. Hala çalışıyorum. Çok zor olsa gerek. Müthiş zor. Yani en azından şöyle anlatayım. İlk başta kendi içimi yakmadığım sürece neyin içini yakamıyorum. Yakamadığım zaman da üfleyemiyorum. Ses çıkmıyor. Evet. Olay bu kadar basit. Gerçekten. Diğer enstrümanlarda gitar var zannedersen. Evet. Keman herhalde. Keman yok, henüz yaylı çalgılara geçemedik de utla ilgilenir son ut, evet. 6-7 ay olacak. Zaten zannedersen bir telli enstrüman çaldığı, yani çalmaya başladıktan sonra diğerleri biraz daha kolaylaşıyor mu? Daha da ut icra eden üstadlar genelde telli çalgıların bir çoğunluğu kavruyorlar. Çok evet, kısa sürede kavruyorlar. Ut gerçekten telli çalgıların anası diyebiliriz yani. Evet, gerçekten çok yani ben buradan bir şey söylemek istiyorum bizi dinleyen mit severlere. Eğer zamanınız olursa müzik okulları var, kurslar var. Müzik ruhun gıdasıdır gerçekten. Mesela boş vakit geçireceğinize gidin, herhangi bir enstrüman, sevdiğiniz bir enstrümanı gerçekten öğrenebilir. Bunun yaşı yok zannedersem. Yok yok yok. Yani bir insan illaki çocuk yaşta başlaması gerekiyor. Sadece her şey, yani ağaç yaşken eğilir diyoruz ya. Evet. Her şeyin güzeli, her şeyin kalitelisi, her şeyin özü gençken oluyor. Evet. Yani daha ufakken oluyor, daha eli yatkın oluyor, beyin yatkın oluyor. Evet. Tamamen onunla ilgili. Evet. Bir telefonumuz var zannedersen. Hemen ben bakmak istiyorum. Alo. Merhaba, iyi geceler. İyi akşamlar diyeyim daha doğrusu. İyi akşamlar, ben tahmin etmiştim. Öyle mi? Evet. Telefonun çalışından ben dedim Selma kardeşim arıyor. Ha. Hoş geldin, safa getirdin Selma kardeş. Benim abla nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür, ben de iyiyim. Hamza Akdeniz'e de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Selman Kirazlı Bey. Ne misin? Çok şükür abi, böyle çok resmi olunca havaya giremiyorum ya. Nasılsın abi? Ya aslında zaten Hamza, yani biz iyi arkadaşız yani, kardeşiz. Evet, şu anda biraz ciddiyiz de aramızda zaten farklı. Eyvallah abi, sağ olasın. Aslında aramayacaktım da hani bir ben sal hatır sorayım dedim. Yani yayın iyi gidiyor. İkinci sahnesini dinledim. Aslında iş değil, başka durumlarda da malum fanatiklik var. Ha. Onun için kusura bakmayın. Kaç kaç.
yememedik. O yüzden bizim bir program pek tavan yapmıyor. Ben ne olduğunu biliyorum ama kaç kaç dedim. Çünkü yani. derbi maçı varmış zannedersen. Bin Nur, yani bayanlar da artık futbola sarmış. Yazmış derbi maç yarım saat sonra başlıyor. Zaten Selim abiyle bir konuya girdiğimiz zaman hani fazla aramıyorum. Abi hangi maç, kaç kaç veya... Bu akşam. Bu arada Ahmet abi de Selman abi de selamlar olsun yazmışlar. Evet. Çok sağ olsunlar. Danimarka'dan bir arkadaşım beni dinliyor şu anda. Oo, çok güzel. Harun Arslan arkadaşım beni dinliyor. Ona bir Sivas türküsüyle başlamak istiyorum. Çok iyi olur. O da Sivaslı bir kardeşim, ona gitsin bu da. Tabii ki, buyur. Ki ben belayım, yiğit başına belayım, hepsinden ben alayım, benden ala, benden ala çiçek var mı? Al baharlı mavi dağlar, yârim, yârim gurbet elde ağlar. Çiğdem der ki ben elayım, yiğit başına belayım. Çiğdem der ki ben elayım, yiğit başına belayım. Her çiçekten ben alayım, benden ala çiçek var mı? Çiçek var mı? Her çiçekten ben alayım, benden ala çiçek var mı? Çiçek var mı? Al baharlı mavi dağlar, yârim gurbet elde ağlar. Hareketli bitirelim istedim. Vallahi gerçekten çok çok iyi oldu. Doğudan batıya, batıdan güneydoğuya gidiyoruz. Ortaya karışık bir şey oldu. Ama çok güzel oldu. Hareketli. Dedim ki biraz neşeli bitirelim. Çünkü bizim çok dertli dinleyicilerimiz. Her tarafta olduğu gibi gerçi. Biz çok duygusal bir halkız zaten. Evet. Ya zaten kapanırken gülücükler olarak yani yüzlerinde.